Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Yeni bir yükseltme videosuyla kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Son paylaştığım videoların başlıklarını kısaca bir hatırlayalım istiyorum. Demişiz ki TH15 geçiş deri dolu yükseltmeler. Devamında artık rakipler düşünsün başlığında bir video paylaşmışım. Sonrasında ok yaydan çıktı demişiz. Ve şimdi de diyorum ki hiç şakamız yok arkadaşım. Şaka yapmıyoruz, oyun oynamıyoruz, işimizin gücümüzün peşindeyiz, savaşıyoruz arkadaşım. Şubat 2023 Klan Savaş Liglerine hazırlık sürecinde bu videoda evladım gibi sevdiğim, açtığım ilk yan hesabım belediye binası 15 köyümde deli dolu kıvamda yükseltmeler gerçekleştireceğim. Hesabın durumuna bir bakacak olursak derslerime çalıştım ödevlerimi yaptım. Altın iksir ve kara iksir depolarının tamamını tıka basa doldurdum. 4 tane işçimiz boşta ki bu muhtemelen videonun sonunda birkaç tane işçinin boşta kalması anlamına gelecek. Hemen şöyle bir bakalım baskın madalyalarımız var mı? 633 tane varmış hiç yoktan iyidir. Gerektiği tak Özür dilerim 633 tane taşımız var. Bunlarla bir tane kahramanlar kitabı satın alacağım. 1023 tane de baskın madalyam var. Bununla da 3 tane ganimet alma lüksüm olacak. Bununla birlikte büyülü öğelerden 4 tane kitaptan bir tane kahramanlar kitabını da sayarsak 5. İksir ve kara iksir ürünüm var. Maalesef ki maalesef bu hesapta altın ürünüm yok. Artık yapacak bir şey de yok. 12 tane duvar yüzümüz ve bütün çekişlerden birer tane mevcut. Bununla birlikte ekstradan 670 tane daha lig madalyamız var ki bu da bütün çekişlerden birer tane daha alacağımız anlamını taşıyor. Bununla birlikte sezonun görevlerini de sonuna kadar tamamladım. Ekstra bir kahramanlar kitabı ve bol miktarda ganimet mevcut olacak arkadaşlar. İsterseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan işimize gücümüze başlayalım. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara ve bir süredir izleyip ısrarla kanala abone olmayanlara günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Son olarak bildirim zillerini açıp tümünü işaretlerseniz bir sonraki videolarımı e, karşınızda bulma ihtimaliniz artmış olacaktır. Yükseltmelere başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk etapta ben laboratuvar aradan çıkartmak istiyorum. Dediğinizi duyar gibiyim kan kardeş zaten laboratuvar aradan çıkmış durumda sen ne anlatıyorsun? 3 gün 5 saat suran suran elektro ejder yükseltmesi devam ediyor. 5. seviyeye yükseliyor. Ee, 535 taş artık kıyacağım vereceğim arkadaşlar. Zaten tüccardan 500 taşı kahramanlar kitabı satın almayı düşünüyordum ama sadece bir tane kara iksir rünüyle biz o ikinci kahramanlar kitabıyla hero yükseltmesi muhtemelen yapamayacağız. O yüzden siz yapmayın ama benim vaktim kısıtlı hesap sayı da fazla olduğu için ben 535 taşa kayıp birazcık vakit kazanmak istiyorum arkadaşım. Şimdi İlk etapta elimizde bir adet savaş kitabı ve büyü kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam savaş kitabımız da var, büyü kitabımız da var. Şimdi bunlarla neleri basabilirim? Bir kere büyü kitabını kullanabileceğim bir yer var mı diye düşünüyordum ki varmış. Hem yıldırım büyüsü hem geri çağırma büyüsü hem de iskelet büyümüz var. Yani toplamda 3 tane büyümüz varmış öyle mi? Hmm, tamam. Şimdi büyü kitabını aslında yıldırım büyüsünde kullanabiliriz veya geri çağırmada hangisi daha uzun sürüyor? 17 gün 12 saat geri çağırma. 16 gün ise yıldırım dolayısıyla ilk etapta kesinlikle geri çağırma büyüsünü basacağım. Peki önce savaş kitabını mı kullanalım yoksa büyü kitabını mı? Aslında şu savaş kitabı ile elektro kardeşi aradan bir çıkartalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Onu diyelim. Hem de 20 milyon iksiri harcadığımız için e, geri kalan iksiri eritmek daha kolay olacak. Dolayısıyla 20 milyon iksiri patlatıyor ve savaş kitabıyla da elektro kardeşi max'lamış oluyoruz. Güzel. Şimdi 2 milyon fazladan iksirimiz var. Şu beyaz duvarlardan sadece 4 tane kaldı. Özellikle ben bunları buraya dizdim ki basması görmesi kolay olsun. Şöyle bir tane duvar basıp iksir deposunu sıfırlıyorum. Hali hazırda bütün depoları yükselttiğimiz için iksir ürününü tam verimli bir şekilde kullanıyor. Tekrardan 22 milyon iksire kavuşmuş oluyoruz. Tekrardan laboratuvara girişimi yapıyorum. Ve az önce söz verdiğim üzere 17 milyon 500 bin iksiri patlatıyor. Büyük kitabıyla da geri çağırma büyüsünü maxlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hiç hız kaybetmeden diyorum ki çekişlere geçelim. Savaş çekicimiz ve büyü çekicimiz var. Birer tane. Hemen laboratuvara gelelim bakalım neleri basabileceğiz. Şimdi savaş çekiciyle kare iksir birliği basmak istiyorum ama yani var ya bu hesapta da yani basılması gereken ahım şahım kallavi askerlerin tamamını basmışım yani ya. Buz golemi maxlanacak. Bunu basabilirim. Lan savaş çekiciyle de buz golemi basmayalı bayağı bir olmuştu videolarda. Ee, kuşatma falan basacağımı düşünmüyorum. Aslında zeplini falan maxlar mıyız? Yok ya. 10 milyon 500 bin iksir 12 günlük süren yükseltme hiç değmez arkadaşım. Buz golemini gözüme kestirdim o orada bir dursun. Golem seviyesinden dolayı hayır. Valkür hayır. Minyon 15 gün 12 saat. Belki ikinci savaş çekiciyle bunu basabilirim. Ya şu ilk savaş çekiciyle şu buz göremini bir aradan çıkartalım da en mantıklısı bana böyle geldi çünkü. İkincisi için düşünürüz tekrardan. Şimdi elimde bir adet de büyü çekicim var. Bunu sadece ve sadece yıldırımda ve iskelet büyüsünde kullanabiliyorum. Kara iksir basında düşündüğümüz zaman iskelet büyüsü mantıklı olmakla birlikte hem maxlanmayacak hem de 7 gün 6 saat süren bir bekleme süresi var. Ayrıca 105 bin kara iksir tasarrufu edecek bize. Açıkçası maxlanmasa da olur. Çok da fazla kullandığım bir büyü değil. Dolayısıyla birinci büyü çekicimle en azından ben yıldırım büyüsünü maxlamaktan yana hakkımı kullanıyorum. Pekala efendim birinci tur çekişleri kullandık. Hemen geliyorum. Lig madalyaları kısmından birer tane daha savaş. Büyü çekici almasam mı acaba diye düşünüyorum ama şimdi almasam ne olacak? Farklı bir şey alamayacağım için kısa vadede bana bir kar getirmeyecek. Şöyle bir strateji izlenebilir aslında video çekiyor olmasaydım büyü çekici almazdım. Kesinlikle almazdım. Ve ne yapardım? 120 madalyayı biriktirirdim üstüne koya koya. 165 olduğu zaman bir tane daha fazladan kahramanlar çekici satın alırdım. Mesela siz böyle yapabilirsiniz. Ama bir içerik üreticisi olarak bazen bu tip fedakarlıklar göstermek zorunda kalmıyoruz da değil yani. Dolayısıyla büyü çekicini de satın alıyorum. Evet. Tekrardan laboratuvara girdim. Şimdi büyük çekiciyle ne bassam acaba? En az 2-3 gün boyunca düşünmem lazım bunu. Evet görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şekilde seçenek hakkım dahi söz konusu değil. Dolayısıyla tek kalan büyü iskelet büyüsü olduğu için onu istesek de istemesek de 6. seviyeye çekiçle bastım arkadaşım. Eğer ki bir tane daha kahramanlar çekici alabiliyor olsaydı üst üste 2 tane kesinlikle yapmazdım bu hamleyi. Her neyse şimdi elimizde bir tane daha savaş çekici kaldı. Bununla ne basabilirim? Kuşatmaları es geçiyorum. Süre ve maliyetler çok düşük olduğu için Burada belki bir ihtimal ufak bir ihtimal minyonu basabilirim arkadaşlar. Çünkü yani 285 bin kara iksir de az buz bir miktar değil ama bir ihtimal düşüneceğim. Bir de 15 buçuk gün sürüyor o da güzel yani. Bir de bir sonraki seviyede maxlanacak. Peki iksir birliklerine bakacak olursak büyücüyü maxlayabilirim. Bununla birlikte duvar kırıcıyı maxlayabilirim. Bununla birlikte barbarı veya okçu ablamızı da maxlayabiliriz. Bunların süreleri birazcık düşük. Bunlar direkt elendi. Debi muhtemelen en son basacağım. <laughs> duvar kırıcı veya büyücüden yana sanırım hakkımı kullanacağım arkadaşlar. En mantıklısı bana buymuş gibi geldi ya. Bebek ejder de bence seçenek dahilinde değil. Yani minyon mu, büyücü mü yoksa duvar kırıcı mı? Minyonu da aradan çıkarttım arkadaşlar. Zaten çok fazla kara iksiri birliğimizde kalmamış, görmüş olduğunuz üzere bunları kendi yanında bir şekilde kavururuz biz. Biz siz gelin değil mi? Duvar kırıcıyı aradan çıkartalım ya. Şimdi büyücüyü bassan ne olacak? Büyücü zaten kullanılmıyor. Sadece klan kalelerini süper büyücü olarak kullanıyorum. Onlar da bağış olarak geliyor. Hadi bu hesaptan bağış atayım diyeceğim. Artı 2 seviyeden zaten hiçbir şekilde işime yaramayacak. Ama duvar kırıcıyı neredeyse her orduda kullanıyorum. Dolayısıyla ikinci savaş çekicimizde de duvar kırıcı abimizi Max diyor. Ve laboratuvarda çekiç kitap faslını bitirmiş oluyoruz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşım. Neden? Çünkü laboratuvar boşta. Kendi süresiyle bitmek üzere bir yükseltmeye gitmemiz lazım ama İksir ürünümüzü dahi kullanmışken böyle bir yükseltme yapabileceğimden ben emin değilim. Kara iksir desen ona şimdilik dokunamam hero yükseltmesinden sonra. Hani en kötü ihtimalle şöyle bir kuşatma yükseltmesine gidelim ya. Mesela tokmağın 3. seviyesini basabiliriz veya uçan kışlanan en ucuz tokmak gözüküyor 5.6 milyon iksire. Kayabalın daha keza o şekilde. E 5.6 milyona ulaştırırız ya. 4.5 milyon var 1 milyon 100 bin iksir lazım bize. 2.4 milyon. Ha, şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bence çok mantıklı olur. Bak aklıma bir şey geldi. Şurada 1 milyon iksir olacaktı. Yok mu? Yok deme bana ne olur ya. Gerçekten mi? Ben 1 milyon iksiri almış mıyım? Almayacaktım ya. <laughs> evet 1 milyon altın var da 1 milyon iksiri yok. O zaman yapacak bir şey yok. Klan kalesindeki iksiri topluyorum. O 1 milyonu sezondan alacaktım. 100 bin iksiri de hemen sinsilerle kasacaktık. Neyse nasip kısmet bu işler arkadaşım. Geldim laboratuvara bir bakalım. Madem 7 milyon iksirin üzerine çıktık o zaman pahalı olan tomruk fırlatıcı yükseltmesine gidelim. Hem bu sayede eğer ihtiyaç olursa ikinci seviye olduğu için artı 2 seviyede klandan gelecek bağışla atarız bu hesaptan. Tomruk fırlatıcısını yükseltiyor. Laboratuvar faslını kapatıyor. Devam ediyoruz. Pekala efendim laboratuvar hallettik. Şimdi isterseniz gelin hero yükseltmelerine başlayalım. Elimde kullanabileceğim bir adet kahramanlar kitabı ve ikincisiyle birlikte iki tane kahramanlar çekici var. Yani 3 seviye hero yükseltmesi yapabiliyorum. Bir de her şeyin kitabı var. Aslında bunu da değerlendirebiliriz ha. Ya da bunu savunma yükseltmesinde mi değerlendirsek? Neyse bakacağım. Şu anda an itibariyle büyük koruyucum yükseltmedi. O yüzden ona müdahale edemiyorum. Şöyle hero'ların durumuna bir bakmak istiyorum. Kralım 68 seviye. Kraliçem Affedersiniz 78 seviye. Koruyucu 56 ve şampiyonda 27 seviye. Şimdi koruyucu zaten 57'ye gidiyor. Bir tane kahraman güçlendirme iksiriyle onu max olarak kullanabiliyorum. Kraliçe desen son 2 seviyesi kalmış. Kahraman güçlendirme iksirileriyle birlikte max olması için. Şampiyon özellikle kral çok geride kalmış ama şu etapta ben hakkımı yine kraliyet şampiyondan yana kullanacağım. Tam 3 seviye verme hakkımız var ve şampiyon direkt 30 seviye olacak arkadaşlar. Daha ne isteriz yani öyle değil mi? Öyle yapacağım. Şimdi Afedersiniz benim yine <laughs> tutmaya başladı. Nerede benim şampiyonum? Hani hiç benim şampiyonum? İşte buradasın yakaladım seni. 305 bin kara iksiri dile kolay patlatıyor. Kahramanlar kitabıyla da şaktadanak bitiriyorum arkadaşım. 65 bin kara iksir kaldı. Bununla ne yapacağız? Ne yapacağız? Kral ne kadar istiyor? Aslında bizim bir de kara iksir var. Ya diyorum ki. Şöyle bir şey yapsak olmaz mı? Çalışmaz mı ya? Dur şimdi anlatmaya kalkarsam uzun sürecek. Önce yapalım sonra açıklayacağım kendime. Ee, hayvan barına <laughs> boşta en ucuz 175 bin elası görüyorum abi. Bu 65 bin kara iksirin ziyan olacağını söyleme bana ne olursun. Lan kalesinde de çok yok. 65 11 daha 76 desen. Burada bir 20 bin olması lazım. Kara iksiri de mi almışım ya? Bu hesapta sezon mücadelelerindeki ödülleri çok hoyrat kullanmışım arkadaşlar. Vallahi ben de şimdi fark ediyorum. Kusura bakmayın yani. 76 desen baskın madalyalarıyla ne kadar açığı kapatabiliriz? 3, 75, 75 daha 150 bin civarı kare iksiri ulaşıyoruz. O bile yetmiyor. Hayda. Hayır ya neyse tamam o zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Oraya bir virgül koyacağım. Devam edeceğim sonra tekrardan oraya döneceğim. İyice karıştı işler farkındayım ama bana güvenin. Tamam ikinci kitabı veya kara iksir kullanmadan önce şampiyonu birinci çekişle birlikte 29. seviyeye yolladım. Bitti mi bitmedi geliyorum madalyalar kısmından bir tane daha kahramanlar çekici satın alıyor. Ve yüksek müsaadenizle tam tamına 315 bin kare iksirden ve 8 günlük bekleme süresinden tasarruf etmek suretiyle kahramanlar çekiciyle şampiyonu şak dadanak bitiriyor. 30. seviyeye yükseltmiş oluyoruz. Şükürler olsun. Şimdi elimde bir kara iksir ürünü var. 65 bin kara iksir var ve bir tane de her şeyin kitabı var. Bunlar şimdilik bir elimizde dursun. Biz inşaat yükseltmelerine geçelim. Sonrasında tekrar düşünüp karar veririz. Gerekirse her şeyin kitabıyla da kral yükseltmesine gideriz bir şekilde. Devam ediyoruz. Pekala efendim. Hero'lara noktalı virgül koyduk ve şimdi sıra geldi inşaat yükseltmelerine. Elimizde kullanabileceğimiz bir adet inşaat kitabı. Yine teknik açıdan bir adet her şeyin kitabı ve iki tane de inşaat çekici mevcut. 12 tane duvar yüzüğümüz ve 3 tane de engel küreğimiz var. Ya şu engel küreklerini kullanmayı hep unutuyorum. Hatta bu sefer önce duvar yüzüklerini kullanacağım. Max seviye duvarlarda. Yani en üst seviye duvarlarda yanlış anlaşılmasın. Belediye binanın son üç duvarlarından şöyle şu şekilde 3 tane bastık. Ki bu hesapta bastığım ilk 14. seviye duvarlar oldu bunlar. Şurada 3 tane kalmış 2 milyondan bunları zaten her türlü basarım gözümün önünde. Hatta diyorum ki şu engel küreklerini unutmamak için şöyle hepsini kaldır diyelim. 3 tane engel küreğiyle. Yalnız bir şey diyeceğim bu hesapta neden benim davşanlarım çıkmadı diyecektim. Bir tane gördüm burada. Diğer davşanlarım ikinci davşan, üçüncü davşan. Tamam davşanlarım çıkmış o zaman. Şöyle şunu, şunu ve şunu kaldırabiliriz engel kürekleriyle. Satıp taşa çevirme ihtimalim söz konusu olur mu diye düşünüyorum ama 98 taş satsan ne olacak? Hiçbir işe yaramayacak o yüzden şöyle şunlara kullanalım. Gel bakalım şöyle şuraya. <laughs> evet öksürük yine tuttu kusura bakmayın hemşerim. Şunu da aldım. Seni de şöyle şuraya alalım beyefendi. Bir tane daha vardı. Neredeydi o? <laughs> Gözümden kaçtı. Nerede? Da? Görebilen var mı? Kesim vardır da ben göremiyorum şu anda. Burada bir yerdeydi ya. Tamam şunu kaldıralım madem. O da bizim bu da bizim evet. Üçüncü engel küreğimizi de bu şekilde kullanmış oluyoruz. Bununla birlikte kritik binalara baktığımız zaman ordu kamplarının dördünü de aradan çıkartmışız. Klan kalesi laboratuvar desen tamam. Kışla kara kışla desen tamam. Yalnız burada hayvan barınağı. <laughs> Henüz makslanmadı arkadaşlar. Hatta sadece bir seviye verdik ama. Kaynaklarımı bunda kullanacağımdan emin değilim. Çünkü şu anda en çok ihtiyacım olan kritik binaları bastım ve artık yavaş yavaş savunmamı güçlendirmek istiyorum. Yani elektroları sallayıp böyle öfkeler dondurmaları atıp köyümden 3 yıldız alınmasından klan savaş liglerinde bıktım usandım. Dolayısıyla çekişlerimden bir tanesiyle mutlak surette monoliti maxlayacağım ikinci seviyeyi yükselteceğim. Dile kolay tam 360 bin kare iksirden ve... 19 günlük bekleme süresinden tasarruf ediyor. İnşaat çekiciyle monoliti Max diyorum arkadaşım hemen geldim Madalyalar kısmından Bir tane daha inşaatçı çekici satın alıyorum eş zamanlı olarak Yüksek müsaadenizle bir su içmem gerekti Evet devam ediyoruz şimdi ikinci çekici ve kitabı nerede kullanabiliriz Ah bir tane altın önüm olaydı o kadar tatlı olacaktı O kadar ballı olacaktı ki Tamam şimdi Hayvan barına ya şimdi ilk seviye varken gerçekten hayvan barına basmak istemiyorum. Zaten bassam bile ilk etapta şu anda birinci seviye kazıcı açılacak. Yani birinci seviyeyi kullanacağımdan emin değilim açıkçası. Birinci seviye kazıcıdan ziyade güçlendirme ile birlikte 10 seviye bir lasti bence daha mantıklı olacak. O yüzden savunma yükseltmesine gideceğim. Cehennem kulelerini halletmişiz. Kaya saçarları halletmişiz. Kartal topu desen hakeza o zaman sırada X yayları var demektir ki... Onlardan da bir tanesini aradan çıkartmışım. Ee, diğer üçü duruyor mu? Şöyle bir bakalım. XY'yi, XY'yi, XY'yi. Ama savunmaları yine sonraki iş. Nerede XY'ler? Göremedim. Evet, 3 tane XY duruyor arkadaşlar. Bir tanesini çekiçle daha max diyeceğim. 20 milyon altından ve tam tamına yine 19 günlük bir süreden tasarruf etmiş oluyoruz. Patlattım gitti. Bu 10. seviye XY'leri var ya gerçekten şakaya gelecek bir şey değil. Hem Hiro katilidir bunlar. Kral olsun, kraliçe olsun, şampiyon olsun hiç fark etmez. Hem de isabet puanlarıyla bunları indirmek gerçekten çok zor. Yani 4700 isabet puanı var. Şöyle söyleyeyim size bir cehennem kulesinin isabet puanı 4000 arkadaşlar. Cehennem kulesinden daha zor iniyor yani. Şimdi bir tane de inşaat kitabımız var onu da 3. X sayını maxlamak için kullanmak istiyorum. Bu bağlamda 20 milyon altını patlatıyor. İnşaat kitabıyla da şakladanak bitiriyorum şükürler olsun devam ediyoruz. Evet arkadaşlar isterseniz gelin şöyle bir kontrollerimizi yapalım. Madalyalarla alabilecek her şeyi aldık. İkişer tane çekişlerimizi kullandık. Buna rağmen hala da 145 tane madalya mevcut. Bir sonraki baharda kullanılmak üzere mayalık duracaklar orada. Bununla birlikte büyülü öğelerimi kontrol ettiğimde her şeyin kitabı kara iksir ürünüm var. İnşaat ürünü kullanacağımı düşünmüyorum. Bakarsınız kullanırız ama belli olmaz. Videonun sonlarına doğru karanlık tarafa da bir göz atacağız. Bununla birlikte madalyalardan hala daha 1023 tane olduğunu görüyorum. İsterseniz gelin şu altın iksir kara iksir ne varsa bir toplayalım gün yüzüne çıksın. Hala da 4 tane işçimiz boşta en nihayetinde. 2 milyon iksir 2 milyon altın. Araştırma iksirini satmayalım şurada kullanalım. Tekrardan geldim. Bir tane daha aldım. 1 milyon inşaatçı iksiri. Başkent altını 1 milyon altın evet. Varımız yoğumuz 900 baskın madalyasıyla birlikte hariç tutuyorum. Bunlar arkadaşlar. Peki bunlarla neler yapabiliriz? Bakın kara x rünü ve her şeyin kitabı hala daha aklımda. Ya aslında var ya işte bir altın ürünüm olsa 4. x sayını da her şeyin kitabıyla hiç böyle amasız fakatsız basacaktım. Yani ki yükseltmesi bile yapmayacaktım o derece. <laughs> Ama işte yetmeyecek. Madem yetmeyecek diyorum o zaman her şeyin kitabıyla kraliçe yükseltmesi mi yapsak? E bu sefer 77 bin kara iksir ne olacak? Tamam o zaman şöyle yapalım. Baskın madalyalarının alayıyla kara iksir satın alıyorum. Ne yaptı? 152 bin kara iksir. Hayvan barınağına geldim. Ne kadar açığımız var? Minimumda. 175 bin olduğu için 175 eksi 152. 23 bin kara iksir kasmamız gerekiyor. Pamuk eller saldırı butonuna arkadaşım. Çok yüksek bir meblağ değil. Kupamız da çok düşük olmadığı için 3-5 dakika içerisinde yeterli miktara ulaşırız gibime geliyor. Merak etmeyin ben sizi bu sıkıcı süreçte eşlik ettirmeyeceğim yani. Kara iksiri 100 lira... 175 bin yapıp hemen geliyor. Pekala efendim 5000 kara iksirimizi de aldık. Ve 175 binin üzerinde kara iksiri ulaşmış durumdayız. Hemen yeni ordumuzu eğitelim. Ve hayvan barınağında kara iksir depomuzu sıfırlamak namına lastiği 6. seviyeye yükseltelim var ya. Şu yeni petler geldikten sonra lastiğe yaptığım her yükseltmeyi vakit kaybı, maliyet kaybı, zarar ziyan olarak görüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi kara iksir önümüzü kullanacağız arkadaşlar. Geldim hazır depo sıfırlanmışken runumu kullanıyorum. Ve tekrardan 370 bin kara ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi elimdeki her şeyin kitabıyla şu anda yapabileceğim tek bir şey var. O da kral, kraliçe veya şampiyon yükseltmesi yapmak olacak. Peki hangisi daha mantıklı? Şöyle bir bakalım. Kraliçemiz 78. Kralımız ise 68 seviyede. Dolayısıyla kraliçeyi 79 yapmak bana daha mantıklı bir hareketmiş gibi geldi. Eğer kral 69 olsaydı kesinlikle 70 yapmak için kullanırdım ama madem aynı seviyedeler anladınız işte o zaman kraliçeyi basalım. Nerede benim iki gözümün çiçeği? İşte buradaymış. 319 bin kare iksiri patlatıyor. Her şeyin kitabıyla da şakla danak bitiriyorum. Ah keşke. Tekrar söylüyorum bakın. Bir altın ünümü olsaydı, <laughs> X'e yükseltmesine giderdik. Çok da güzel olurdu ama nasip kısmet birazcık da. Şimdi 4 tane işçi var. Yalnız şaka maka 4 işçiyle başladık. 4 işçiyle bitireceğiz galiba. Öyle gözüküyor. Okçu kulesi yetişti imdadımıza. Daha ucuz bir şey var mı? Bomba var 8 milyona. D bomba var 8,5 milyona. Kesinlikle hakkımı okçu kulesinden yana kullanacağım arkadaşlar ve böylelikle ne yapmış oluyoruz? Anaköy'deki köydeki işimizi noktalamış oluyoruz. Adet yerini bulsun sevenleri gönül koymasın diye karanlık tarafa da gidelim. Birazcık karanlık işler çevirelim. Sonra da sizlere elveda diyeceğim. Pekala efendim inşaat üstüne gidelim bakalım neler varmış burada. Bir tane işçimiz boşta. 3.3 milyon civarında iksirimiz var. Hızlandırma aktif şunu kullanıp çaru çöpü bir kaldıralım. Zaten videonun öncesinde de kaldırmışım. İki tane engel kalmış. Çok şey değil. Şimdi laboratuvarda yükseltmeye gidebilirim muhtemelen. Evet İksirimin yettiği birlikler var. Hangisi mantıklı olur diye düşünüyorum. Dev basacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü 6. işçiyi de aldıktan sonra ben buraya artık gelmiyorum. Sadece ne zaman geliyorum? Klan oyunlarıdır, sezon mücadeleleri yaparken duvar yıkma etkinliği olduğunda geliyorum. Duvar kırıcıların önüne dev attığım için dev yükseltmesi yapmak mantıklı olacakmış gibime geldi. Atlattım gitti. Elimdeki işçiyle de yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu da demek oluyor ki video burada biter ey vatandaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Gitmeden evvel babayınızın hayrına şu videoyu da beğenirsiniz bir zahmet. Bay bay.